Herkese merhaba arkadaşlar. Bu soru yorum videosu yapacağız. Şimdi sorduğunuz sorulara, o yorum kısmındaki sorulara cevaplar vereceğiz. Osman Şamil Al, yüreğinize sağlık hocam. Sazıntınız çok hoş duydum. Bir soru olacak. Eskiden hangi ağaçların kullanıldığı, cila, kapak vesaire şeyler soruluyor. Öyle bir aklıma takıldı, sormak istedim. Eskiden mızrap olarak, tel olarak, perde olarak ne malzemeler kullanıyordu? Bir sorun daha olacaktı. Ben sert plastikten yapılmış sert mızrap, yumuşak plastikten yapılmış 12 numaramızda kullanıyorum. Neşet Usta tarzı çalmaya çalışıyorum. 46 tekne bağlama amatörler mızrap seçim hakkında bilgilendirme yapar mısınız? Eskiden hangi ağaçların kullanıldığı, cila, kapak vesaire şeyler? Eskiden sentetikler olmadan önce, sentetikler icat edilmeden önce arkadaşlar, sanayi ilerlemeden komalak cila diye bir cila vardı. O cilanın tatbikini yapacağız zaten. Onları kullanıyorlardı. Bunu daha önceki cila olaylarında anlattım. Tatbikini yapmadık. Yapacağız. Onun dışında hayvan bağırsağı kullanılıyordu. Tel perde olarak. Mızrap olarak da ağaç, kirazla vişne ağacı, onu yapanlar bilirler. O kabuğu kavlar onun. Tam tezene şeklinde böyle yuvarlanarak kabuğu katlanır. Ondan yapabilirsiniz. Zeytinyağına yatırabilirsiniz ya da süte yatırabilirsiniz. O şekilde kullanılır, düzeltilip. Kiraz ya da vişne ağacının gövde kısmındaki o dış kabuk kısmı buna müsaittir arkadaşlar. Bir de eskiden boynuzlarda kavlayan kısımlar olur. Böyle tırnak gibi olan kısımlar olur. Onu da kullanırlardı mızraplar icat edilmeden önce. Onları kullanıyorlardı. Hayvan bağırsağı dediğim gibi. Çelik tele geçiş daha yeni yeni oldu. Sanayinin ilerlemesiyle arkadaşlar. Mızrap seçim hakkında bilgilendirme yaparsanız memnun olurum. Bilgilendirme yapamam arkadaşlar. Neden? Mızrap seçim tamamen kişinin çalış tarzı, çalış karakteriyle alakalı bir şey. Yani yumuşak mızraplarla trilleri, kromatikleri geçmeniz çok daha rahat, ama bozlak türü şeyler çalıyorsanız, mızrabınız ona müsaitse daha kalın mızrap kullanabilirsiniz. Mızrap hakkında söyleyeceğim tek şey, kendi kendinize bunu oturtmanız. Yani onu elin seçmesi. Bir de kullandığınız mızrap arkadaşlar, yeni mızrap kullanmayın. Eski mızrap her zaman daha iyidir. Çünkü mızrap çalındıkça icracının çalım şekline göre, tuttuğu pozisyona göre şu elin şeklini alır arkadaşlar plastikler. O yüzden mızrap eski diye hemen atmayın. Mızrap yırtılıp ikiye bölünüp kullanılamaz hale gelene kadar o mızrabı kullanın. Daha iyi performans alırsınız arkadaşlar. Yeni mızrapla çalmayın. Yeni mızrapla çalıyorsanız da üzerinizdeki herhangi bir kumaşa, özellikle kot kumaşına mızrabınızı sürtün. Çünkü CNC'den çıkan mızrap plastiklerde plastik kalıntısı olur. O da telde çırpma gibi çok böyle metalik bozuk sesler çıkarır. Yani mızrabınızı temizlemenizde fayda var arkadaşlar. Yeni mızrabı kullanmayın mümkün mertebe. Ya da birine verin, kullansın bir hafta 10 gün. Ondan sonra o mızrabı alın, eski mızrap kullanın arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Bir de ben yumuşak mızrabı daha çok seviyorum arkadaşlar. Çok gürültülü şeyleri az etmiyorum. Umarım Osman Şamil Al'ın sorusunu yanıtladık. Mehmet Baykaner, Ankara'ya gidip o çok meşhur satıcı sazını oymadığı aldım. Sazını hep tava nasıl durdu. Hem teller çok yükseldi. Oymadı saz aldım. İyi de para verdim. Sonra saz bozuldu 3 ay içinde. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bu ticaret meselesi. Herkes her olaya etik bakacak diye bir şey yok. Olaya şöyle bakın. Marketten her gün aynı sigarayı alıyordum. İçtim. Sonra kola alıyordum. Çikolata alıyordum. Bunlar bunu satıyordu. Herhangi bir yasak vesairesi de yok. Zararlı olduğunu biliyordum. Sonra akciğer kanseri oldum. Şimdi hastanede yatıyorum. Normal bir durum arkadaşlar. Çünkü bu olaya ticari açıdan da bakmak gerekiyor. Bu herkes için geçerli. O arkadaşlar komple esnaflık yapıyorlar. Yani bu işin ticaretini yapıyorlar. Biz size söylüyoruz. Yani bu tür satıcılarla, bu tür esnaflarla çalışıyorsanız her şeye hazırlıklı olmanız lazım. Burada hayır bu olmamış, sizin hatanız yok diyebileceğim bir tek şey var. Hani biri sizin kafanıza silah dayar, zorla elinizden paranızı alır. Hani bu tamam olabilir. Ama burada tamamen rızalık durumu var. Gönül rızasıyla gidiyorsunuz, onu satın alıyorsunuz. Daha sonra ağaçta bozulma oluyor. Son derece normal bir durum. Ha, etik mi? Değil. Ama ticarette her şeyin etik olmasının gerekliliği yok arkadaşlar. Ha, bunu ben yapıyor muyum? Hayır. Çünkü benim atölyeye gelip gidenler falan biliyorlar. Artık şey değil.
Hani benim olaya bakış açım böyle değil. Ama sizin olaya böyle bakmanız lazım. Hani 3 ay kullanmışsınız o enstrümanı. Tamam, miadını doldurmuş demek ki. O kadar ömürlüymüş. Hani sizin buna çok para vermiş olmanızın çok da bir esprisi yok. Yani bu şeye delalet eder, işaret eder. Sizin çok paranız varmış, çöpe atmak istiyormuşsunuz. Gitmişsiniz, çöpe atmışsınız. Yani kimse de gelip size şunu diyemez. Paranı niye çöpe atıyorsun diyemez. Bu tamamen sizin seçiminiz. Yapacak bir şey yok. Tamir, tadilat için başka bir yere başvurmanız gerekiyor. Ya da oraya hiç gitmeyecektiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Hani ben hiç kimseyi şöyle diyemem. Benim çok param var, çöpe atmak istiyorum. Senin paran. Lan ne diyeyim yani, çöpe atmak istiyorsan çöpe at. Ben aldandım. Hayır arkadaşlar. O aldanma hikayesi diye bir şey yok. Bu tamamen sizin seçiminiz arkadaşlar. Bu sizin seçiminiz. Kendi seçimlerinizden dolayı başka insanları yargılamayınız. Bu konuda çok 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 mesaj alıyorum. Yani feci şeyler var. Hiç konuşmamızın bile bir gereği yok bence. Bu tamamen sizin seçiminiz arkadaşlar. Mehmet Baykaner. Yani üzücü ama yapacak bir şey yok. Hocam 46 tekne oyma bağlamada, bu oyma bağlama arkadaşlar, Halil Alımlı. Hocam 46 tekne oyma bağlamada eşik yüksekliği neye göre değişir? Aldığım sazda 6 mm eşik var ama baktığımda 4,5 mm kullanılıyor gördüğüm kadarıyla. 6 mm eşik yukarıya kalıyorum. Çalarken şu an problem yok. Tamam arkadaşlar, kıstasınız bu. Çalarken size problem yaratmıyorsa, sazda çok olağanüstü basınç yaratmıyorsa, çalımınız rahatsa, tonlar düzgünse tamamdır. Yani bütün her sazın köprüsü 3 mm olacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Bunu tesviye yaparken anlattım. Lütfen gidip tesviye videolarını seyredin. Hatta o balta sazda, kopuz tarzı yapılan sazda bunu özellikle anlattım. Yani bir tanesi 3 mm olurken bir tanesi 6-6,5 mm olabilir diye anlattım. O videoyu tekrar seyredin. Çalımda bir sıkıntı yoksa sıkıntı yoktur arkadaşlar. Espri burada zaten, onu teknik olarak atölyenizde ölçemiyorsanız en basit ölçüm şekli çalım rahatlığınızdır. Çalım rahatlığında bir sıkıntı yoksa sorun yok demektir. Sinan Mani, sazın sesi muhteşem, çalım icrası da öyle. Teşekkür ediyorum. Erdal Saldırdak, teşekkür ediyorum. Yaptığın işin hakkını vermek bu olsa gerek. İlker Tuğral, İlker Tuğral'a teşekkür ediyorum. Bakalım başka neler var. İlker Tuğral, bağlama çok güzel, böyle bir bağlamaya sahip olmak isterim. Ayrıca Ali Ekber Çektavru, müthiş, ellerine sağlık mı? Valla ben de böyle bağlamaya sahip olmak isterim. Böyle bir bağlamayı yapacak usta bulsam ben de öyle bir bağlamaya sahip olmak isterim. Sahip olmak isterseniz de arkadaşlar, benden bağlama olmak çok sıkıntılı bir şeydir. Çok zor, sıkıntılı bir şeydir. Onu daha önceki videolarda anlattım. Yani buraya gelmeniz lazım, görüşmemiz lazım, ölçüp biçip tartmamız lazım. Hani bu fiyat açısından konuşmuyorum. Öyle çok afaki fiyatlara saz yaptığımı düşünmüyorum. Hatta çok ucuz fiyatlara saz yaptığımı düşünüyorum. Saz verdiğim insanlar da öyle diyor. Ama yani üretimim çok kısıtlı. Ayırabildiğim zaman çok kısıtlı. Bir de öyle internetten oraya gönder, buraya gönder, öyle şeyler yapmıyorum. Yani o açıdan benden saz almak biraz sıkıntılıdır arkadaşlar. İlk sazı almak sıkıntılıdır. Bir de şöyle bir durum var. Benden hiç kimsenin bir kişi olduğu, herhalde bir tane saz yaptım. Yani bir tek saz aldığını görmedim. Öyle hatırlamıyorum. Genelde bir saz alan kesin ikinci sazı falan filan da alıyor. Dediğim gibi yani saz almak biraz zor ama alırsanız memnun kalıyorsunuz. Ben çok şahit oldum. İlker Tuğral, teşekkür ediyorum. Yaptığın işin hakkını vermek bu olsa gerek diye. Umut Karakoç, alkış alkış alkış. Umut Karakoç, sazda sözde helallik. Hani helal olsun babında söylemiş herhalde. Umut Karakoç'la tanışmak istiyoruz ama Umut Karakoç herhalde yurt dışında. İletişimimiz biraz şey değil. Buradan selam gönderiyoruz arkadaşlar Umut Karakoç'a. Çok teşekkür ediyoruz. Fatih, düşünceleriniz çok güzel, hasret kaldık. Böyle farklılıklara sizi sürüden ayrılmışsınız. Helal olsun. Teşekkür ediyorum Fatih. Bence şey değil yani, benim söylediğim şeylerin çok öyle matah bir şeyi yok.
Yani olması gereken şeyler bu. Olan şeyler bu. Hani söylediğimizde çok bir farklılık yok. Belki diğer insanların ekonomik açıdan hesap edip de bunları söylememesi yadırganacak bir şey. Yani benim söylediğimde bir numara yok arkadaşlar. Gerçekten de bir numara yok. Yani bu normal şeyler. Normal şeyler yani. Çok öyle abartılacak bir şey yok. Ama buna herhalde hasret kaldığımız için yani o yüzden size şey geliyor. Belki de samimiyetten dolayı öyle geliyor herhalde. Teşekkür ediyorum Fatih'e de. Bu arada arkadaşlar isimleri o şeyden okuyorum. YouTube'daki şeylerden, isim şeyinden yanlışlık olmasın diye. Yaşlarınızı falan filan bilmiyorum. Uğur Kırtürk videoyu herhalde ilk defa o seyretmiş. İlk yazmış. Uğur Kırtürk'e kurdele madalya göndereceğim arkadaşlar. Uğur Kırtürk. Teşekkür ediyorum. Hasan Hüseyin Keskin divan sazı tonuna benzemiş. Ben benzettim yani. Aşam gelir karadağın ardına. Ha, bu kısa sap. Si. Evet, bu sazın tonları çok güzeldi. Bu saz gitti zaten. Bu saz gitti arkadaşlar. Bu sazı almak için Kocaeli'nden bir arkadaş geldi. Şimdi ona başka bir tane daha saz yapacağız. O videoyu izlerse yorum yapabilir. Daha önceki videolara yorum yapmıştı. Baki isminde bir arkadaş. Ona da teşekkür ediyoruz. Sipan Meran, ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Erdal Saldırdak, ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. İlker Tuğral, tarzın Rahmi Saltuk Usta'ya benziyor. Dikkat etmedim olabilir. Bilmiyorum. Böyle bir şey düşünerek yaptığım bir şey değil. Veysel Deniz, benim de niye dikkatimi çekmedi? Bir daha izleyeyim. Bir daha izle Veysel. Bu arada Veysel'in sazlarına başladık. Umarım birkaç aya biter. Şimdilik bu yorumlara cevap verdik arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Bir yorum daha var arkadaşlar. Videolar uzun diye yorum yapmak ne kadar saçma bir şey. Yurt dışında yaşayan biri olarak şunu söyleyebilirim. Lütfeler her katılımcıdan yüzlerce euro isteyerek workshoplar düzenlerler. Mahir Usta'nın sazın yapımı baştan sona anlatması paha bitmez bir olay. Vakit ayırır. Tamam. Ahmet'in müzik arşivi. Bir videonun altındaki yoruma karşılık yorum yapmış herhalde de. Şimdi yurt dışında yaşadığını söylüyor. Buradaki şartlardan belki de bir haber ama sevgili Ahmet'im, Ahmet diyeceğim ben. Ahmet'in müzik arşivi. Gerçekten de insanlar artık böyle 6 saat 8 saat çalışarak kendi geçimlerini sağlayamıyorlar. Türkiye'nin neredeyse %80'i %90'ı bu halde. O arkadaşın mesajını hatırlıyorum ben. İşçiyim ve çok yorgun geliyorum diye. Gerçekten de insanlar artık burada çok ağır şartlarda çalışıyor. Çok ucuz rakamlara çalışıyor ve insanlar artık 8 saat kesinlikle 8 saat değil. O 8 saat olayı yalan. Yani 15 saat, 16 saat, 20 saat çalışan insanları biliyorum arkadaşlar. Evlerini kendilerini geçindirebilmek için. Ben de olsam öyle bir tempodan sonra gidip evde yarım saat bir videoyu, böyle ders videosu gibi bir videoyu seyretmek istemem, çok yorucu gelir. Yani hak veriyorum çünkü o arkadaş yazmış işte işçiyim, çalışıyorum, çok yoruluyorum falan filan diye. Sevgili Ahmet, onu empati kurup anlamak gerekiyor. Gönül ister ki herkes 6 saat 8 saat çalışsın, gününün 3'te 1'ini sanatsal şeylere ayırsın, hobilerine ayırsın. Ama emin ol şu anda bu mümkün değil yani. Hani 8-10 saat çalışmayla hayatını idame ettirebilmek bile artık çok zor. Bunu yurt dışında şuradan anlayabilirsin. Euro, dolar kurunu bir kontrol et istersen. Ülkenin ekonomisinin nereye gittiğini anlayabilirsin. Ve insanlar gerçekten çok yoruluyor. Bunu biz de istemeyiz. Hiç kimse istemez ama gerçekten öyle. Workshop muhabbetine gelince kesinlikle öyle. Hatta ben gitar hakkında bir bilgilendirme istemiştim Amerika'dan. Direkt bana bir hesap numarası attılar. Arkadaşlar bu workshopların internet üzerinden interaktif dersleri var. Saati 100 dolar. Yani şunu soruyorsunuz mesela. Gitar kapağını nasıl yerleştiriyoruz diye soruyorsunuz. Size bir link atıyorlar ama o linki açabilmeniz için bir banka hesabına 100 dolar yatırmanız lazım. Bir saatlik interaktif ders alıyorsunuz 100 dolar. Yani bu video mesela yarım saatlik bir ders videosu 50 dolar. Yurt dışında öyle şeyler var. Ama
bağlama olayı buna çok müsait değil. Çünkü ne bağlama çalanlar ne bağlama yapanlar bu seviyede değiller. Sevgili Ahmet, o olayı biliyorum ama. O olayı biliyorum. Biz bedava yapıyoruz, takip eden olmuyor. Yani bunu işte parayla yapsak kimse umursamaz. Kimse umursamaz. Tamam. Ahmet'in müzik arşivine de teşekkür ediyorum. Biraz anlayış diyorum. Gerçekten de insanlar çok zor durumda. Birbirimizle böyle anlayışlı konuşursak, empati kurarak, birbirimizi anlayarak konuşursak daha şey olur, samimi olur diye düşünüyorum. Yine teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diğer yorumlara da, diğer videolarda cevaplayalım.